كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Neyse başlayalım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi sıra başlıyoruz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Kim benim ümmetimden birine bir sünneti haseneyi ayakta tutacak veya bir bidatı ortadan kaldıracak bir hadis öğrenirse bununla cenneti hak etmiş olur. Ben burada sürekli hadis okuyorum Allah'ın izniyle. Sürekli. Bir hadis daha okuyayım. Sarıkla kılınan 2 rekat namaz, sarıksız kılınan 70 rekat namazdan efdaldir. Bak bir tanesinden kurtuldum. Bak bir bidatı ortadan kaldırayım mı Allah'ın izniyle? Takkesiz namaz kılmak bidattır. Al bak hadisle amel ettim. Bununla cenneti hak etmiş olur. Elhamdülillah. Kendini cennetlik atlayacaklar. Tamam. Bunlara da malzeme verdik. Ben malzeme vermiyorum kardeşim. Hadis. Bir tane sünnet söyledim. Bir tane bidadı ne dedim? Bunu yapmayın dedim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Adam hemen bak cevap şu. Yok siz de her şeyi takkeye bağlıyorsunuz. Ya Efendimiz aleyhissalatü vesselam sarıksız gezmiyor ya. Takkeyle gezdiği çok nadir. Her namazını sarıkla kılıyor. Al sana. Sen takkesi kılarsan bidat yapıyorsun. Devam ediyoruz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Ümmetimden kim 40 hadis ezberlerse Allah Celle Celaluhu onu kıyamet günü alim ve fakih olarak haşreder. 40 hadis. Allah için ezberleyin. Ya kardeşim kısa hadisler de var. Ya, bir daha söyleyeyim. En başında okuduğumuz. Günahlarından tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Zor mu? Değil. Bunun gibi böyle kısa çok hadis var. Hani benim aklım almıyor, benim hafızam almıyor diye dümen yapmayın abicim bana. Eğer gerçekten de öyle bir şeyiniz varsa kardeşim bizim YouTube sayfamızda unutmayı unutacaksın diye bir sohbet var bak. Unutmayı unutturacak sohbet. İçinde öyle bir zikir var ki Allah'ın izniyle amel eden unutmayı unutuyor. Yok diyor unutmayı unuttum diyor. Sahabilerden var. Ebu Hureyre. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ebu Hureyre'nin cübbesini serdi. Mübarek tükürüyle tükürdü. Ondan sonra cübbeyi sardı. Al dedi giyin. Ebu Hureyre o günden beridir unutmanın ne olduğunu bilmiyorum. O da Efendimizin mucizesi. Ama var. Hiç unutmayan insanlar var. Abi bizde böyle bir niyet yok yani. Bir şeyleri unutmam lazım. Manitayı unutmam lazım. Ne yapayım unutmam lazım. Ha bizimki de hemen dünyaya çevir anladın mı? Hiç uhreviyat yok. Hani desek kardeşim hiç unutmayayım. Hadisler var, ayetler var. Bir sürü yanlışım var. Mesela ben burada bir şey söylüyorum. Adam 10 dakika sonra bana mesaj çekiyor. Ya bu neydi? 10 dakika sonra ya be vicdansız ya. Niye? Harama bakmak, haram yemek, haram içmek adamın hafızasını siler kardeşim. Devam ediyoruz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah Celle Celaluhu kendisine mağfiret etmesi ümidiyle benden 40 hadis yazana Allah Celle Celaluhu rahmet edip şehit mertebesine eriştirir. Bak hadis yazan 40 tane hadis. Hadi ezberden geçtin. Onu ezberleyemiyorsun diyelim. Yazamıyor musun kardeşim? Yani okuma yazma bilmiyorum diyen de varsa bilmiyorum. Daha ne diyeyim yani mübarekler. Yoktur herhalde. Devam ediyoruz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Yazılı halde 40 hadis bırakarak vefat eden cennette arkadaşımdır. Meraklı olan var mı bunlara? Şu anda böyle bir içinde bir heyecan, atraksiyon var mı? Yok herkes uyuyacak baksana abi ya. Abi biraz heyecan olsun gözünü seveyim ya. Cennet diyoruz kardeşim ya. Efendimiz aleyhissalatü vesselam komşu diyorsa herkes oho baba de bitir de gidelim ya. Allah size akıl fikir versin. Amin. Deylemi de geçer. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. İyi güzel huylu ile insan güzel huyu ile cennetin en üstün derecelerine kavuşur. Nafile ibadetlerle de bu derecelere kavuşamaz. Kötü huy insanı cehennemin en aşağısına sürükler. Taberani. Güzel ahlak. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ahlakı. Aramızda çok sinirli arkadaşlar var. İsim vermek istemiyorum. O kendini biliyor. Yani adam ya bir yere gideceğiz. Yani elinde var ya bazuka olsa yeminim gidene kadar 500 kişi ölecek ya. Bak, hakikaten bak. Bixi ver. Ta 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 yolda böyle gider. Hakikaten bak. Yok böyle bir şey ya. Arkadaşım sakin de mübarek adam. Çok sinirli. Herkes böyle ama maalesef. Karısına kızar, çoluğuna kızar, çocuğuna kızar. Dellenmiş. Manyak mısın kardeşim? Güzel ahlak, edep yok.
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor ama? Güzel huyu, güzel ahlak insanı cennetin zirvesine ulaştırır. Ama kötü ahlak adamı mahveder. Devam ediyoruz. Kişi yumuşaklığı, tatlı dili ve tatlı dili ile gündüzleri oruç tutanın ve geceleri namaz kılanın derecesine kavuşur. Bak bir adam tatlı dilli konuşsa, sadece tatlı dil konuşuyor bak, hiçbir şey yapmıyor. Güzel konuşuyor, güzel ahlak konuşuyor, terbiyeli konuşuyor, edepli konuşuyor, belden aşağı konuşmuyor. Hani böyle çekingen, hani her yerde konuşmuyor. Ne diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Geceleri sabahlara kadar namaz kılan adamların diyor derecesine ulaşır. Bak bir adam sabahlara kadar namaz kılıyor, teheccüd kılıyor, canı çıkmış ya. Teheccüd zor bir amel kardeşim. Adam sabah namazına kalkamıyor ki teheccüde kalksın. Adam teheccüd kılıyor ama adam sadece güzel konuşuyor, ahlaklı konuşuyor. Bu adam namaz kılıyor bu arada ha. Namazsız değil yani. Ama teheccüde kalkmıyor. 5 vakit namaz kılıyor, edepli konuşuyor, terbiyeli konuşuyor. Ama adam öbür tarafta teheccüd kılıyor, sabah olsa da diyor şunu diyor ben bir gebertsem diyor. Böyle teheccüd kılıyor yani. Tamam mı? Kafa gitmiş yani. Böyle namaz olur mu? Olmaz. Evet, İbn-i Hibban'la geçer. Hazreti Cebrail aleyhisselam bana dedi ki, ya Resulallah, senin ismin anılınca sana salavat getirmeyen azabı hak eder, cehenneme gider. Ben burada geçen hafta arkadaşlar dedim ki, ben burada sohbetin başında Efendimiz aleyhisselatü vesselama salavat getirmenizi, yüksek sesle getirmenizi söyleyin dedim arkadaş. Kimse söylemedi arkadaş. Arkadaşım niye yapmıyorsunuz böyle şeyler ya? He? Daha geçen hafta sohbetin başında söyledim. Her hafta sohbetin başında yapıyoruz da kardeşim. Dedim ki ben bunu söyleyince peşine salavat getiriyorsunuz ya. Yüksek sesle getirin. Niye kardeşim? Sen yüksek sesle getirsin. Yandakine teşvik olur. Teşvik. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Ya burnu yerde sürtsün. Burnu yerde sürtsün. Hadis var hadis ya. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın adı anılınca salavat getirmeyen adam burnu yerde sürsün. Cehenneme hak eder diyorlar ya. Hak eder. Bak salavat önemli. Salavat adamı cennete de sokar, cehenneme de sokar kardeşim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam haşa ve kella boş bir insan gören kafir olur. Mustafa İslamoğlu ne diyor abi? Diyor ki Allahümme salli ala seyyidina Muhammed demek yalakalık. Allah Celle Celle demek yağcılık. Ya işte bak böyle adamlarla uğraşıyoruz. Ondan sonra bize diyorlar ki niye bağırıyorsun? Ya niye bağırmayayım kardeşim ya? Niye bağırmayayım ya? Bugün Allah Resulüne hakaret edecek kadar seviyesiz insanlar var. Ama bu adamın isminin sonunda hoca yazıyor ya. Hatta hoca efendi yazıyor yani. Ne diyeyim yani? Duamızı yapalım inşallah. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Nahmeduhu ve nusalli ala rasulihil kerim. Ya Rabbel alemin, ya erhamen rahimin ve ya hayren nasirin. Uzaktan yakından gelen kulların var. Attıkları her adıma kabul olmuş bir hac, bir umre sevabı ver ya Rabbi. Amin. Sohbetimizi dergâh-ı izzetinde kabul eyle ya Rabbi. Amin. Evlerimizi namaz kılan ev eyle. Amin. Evlerimizi oruç tutan ev eyle. Amin. Evlerimizi zikir çekilen ev eyle. Amin. Evlerimizi teheccüd namazı kılan ev eyle. Amin. Evlerimizi peygamberin ahlakıyla ahlaklanan evlerden eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi hastalara şifa ver. Amin. Dertlere deva ver. Amin. Borçlara eda ver. Amin. İşsizlere hayırlı iş ver. Amin. Eşsizlere hayırlı eş ver ya Rabbi. Amin. Keşke şu dua da yapılsaydı da amin deseydik de içinden geçiren bir kardeş varsa o dua da yapılmış gibi kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ordumuza güç ver. Amin. Ordumuza kuvvet ver. Amin. Ordumuzun başına ehli sünnet komutanlar nasip eyle ya Rabbi. Amin. Memleketimizde gözü olanın gözünü çıkar. Amin. Aklı olanın aklını al ya Rabbi. Amin. PKK, PYD, FETÖ, DAEŞ bunları kavru perişan eyle ya Rabbi. Amin. Amerika, İngiltere, Hollanda, Belçika, Danimarka, İsrail, İngiltere eğer bunların hidayeti mümkünse ya Rabbi hidayet eyle. Ya Rabbi hidayet mümkünse bunları kahreyle ya Rabbi. Amin. Mahveyle ya Rabbi. Amin. Helak eyle ya Rabbi. Amin. Yok eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi Ermenistan'ı yok eyle ya Rabbi. Amin. Kahreyle ya Rabbi. Amin. Mahveyle ya Rabbi. Amin. Onlara destek veren yerle yeksan eyle ya Rabbi. Amin. Müslümanlara yardım eyle ya Rabbi. Amin. Ehli sünneti aziz eyle ya Rabbi. Amin. Ehli bidatı mahveyle ya Rabbi. Amin. Ehli sünnetin düşmanlarını helak eyle ya Rabbi. Amin. Ehli bidatı kahreyle ya Rabbi. Amin. Mahveyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi. Her şeyin hayırlısını bilen sensin. Hakkımızın hayırlısı neyse onu ver ya Rabbi. Amin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Ve ala ali kullin ecma'ine velhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi. El habibil alil kadri. El azimil cahi. Ve ala alihi ve sahbihi.
Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Ve ala ali kulli necmeyne velhamdülillahi rabbil alemin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. İlâ şerefin nebi ve alihi ve ashabihi. Ve meşayihine el kiramil fatiha. Allah'a emanet olun.